11 yıla 21 takdir belgesi sığdırdı. Sosyal faaliyetlere katkınız, mazbut hayatınız, emirlere bağlılığınız ve orduya sadakatiniz aslanınıza örnek olacak şekildedir diye bir takdir veriyor. Ama 1994'te 28 Şubat darbesinin temelini oluşturan Batı Çalışma Grubu fişlemeleri devreye girdi. Yüzbaşı Balatekin'in hayatı kabusa döndü. Sebep eşinin başörtülü olmasıydı. Lojmanlar içerisinde artık size bir öcü gözüyle bakılmaya başlandı. Her gün mesaiye gidiyorsunuz, her gün atılacaksınız, şöyle yapılacak, böyle yapılacak, işte artık işiniz bitti gibi sözler ifade ediliyordu. Terör bölgesindeydi, canını ortaya koydu, çatışmalara girdi. Bir görev dönüşü eline verilen sarı zarfla şoka uğradı. Baktım ki içinde bir uyarı yazısı. Efendim eşiniz çağdaş kıyafete uymadığı için sosyal tesislere girmesin. 28 Şubat sürecinde baskı zirveye ulaştı. Özellikle eşi Aliye Balatekin hedef alındı. Başörtülü olduğu için çay bahçesinden kovuldu, revire girmesi bile yasaklandı. Kışla içerisinde bir askeri revir var. Efendim başta verilen emir şu. Başörtülü olan personele bakmayacaksın. Yaşananlar Aliye Balatekin'in hastalığını tetikledi. Kanser oldu, GATA'ya kaldırıldı. Yüzbaşı Balatekin tedavi devam ederken aldığı haberle bir kez daha yıkıldı. Biz bilmiyoruz ki o gece yüksek askeri sarayda toplanmış ve hakkımızda ayırma kararı vermişler. Güray Yüzbaşım, siz öğleden sonra derse girmeyin. Sizin hakkınızda işte böyle bir emir var. Silahlı kuvvetlerden disiplinsizlik gerekçesiyle ayrıldınız. Balatekin atıldığını eşine söyleyemedi. Zaten kanser tedavisi gören eşinin hemen GATA'dan çıkarılması talimatı verilmişti. Aliye Balatekin daha fazla dayanamadı, 15 gün içinde hayatını kaybetti. Eşiniz de artık hastaneye gidemiyorsunuz. Yani kemoterapi almaya gideceksiniz, gidemiyorsunuz. Artık en ufak bir baş ağrısı gidemeyeceksiniz. Aradan 15 yıl geçti. 28 Şubat soruşturması başladı. Mağdurlar şimdi şikayete hazırlanıyorlar. Mağdur olarak onlardan hakkınızı almayı düşünüyor musunuz? Tabii ki, tabii ki. Yani bu kaçınılmaz bir sonuç.